cilt 3, 55. mektup. İlâ Mimriz Khan Afgan. Afganlı Mimriz Khan'a gönderilmiş İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruh tarafı. Mektubun mevzu ise fi zembir rucu'i minel fakri ilel gina. Fakirlikten zenginliğe dönmenin zemmi hakkında. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine istafa. Elhamdülillah. Bu hamdler Rabbimize mahsustur. Elhamdülillah. Sabah namazını cemaatle beraber kıldık. Tatlı hocamızı yine elhamdülillah yapmak nasip oldu. Şimdi de işrak bekliyoruz. Hep kazanıyoruz elhamdülillah. Allah'ım kaybetmekten muhafaza buyursun. Ve selamun ala ibadihillezine istafa, seçmiş olduğu kullarına selam olsun buyuruyor İmam Rabbani Kuddüsesi Ruh. İnnel ahe meyan Mimriz Khan, kardeşim o Mimriz Khan kardeşim, herabe min dîgil fakri, fakirlik sıkıntısından kaçtı. Yani fakirliğe tahammül edemedi. وَالْتَجَأَ اِلَى الْاَغْنِيَاءِ وَالْتَجَأَ ve iltica etti, yani sığındı. اِلَى الْاَغْنِيَاءِ, zenginlere sığındı. وَرَغِبَ, heves etti. فِي تَنَعُمَاتِ الْغِنَى, zenginliğin nimetlerine heves etti. وَتَلَذُّذَاتِهِ, zenginliğin lezzetlerine ve zenginliğin nimetlerine heves etti. Fakirliğe sabretmedi. Zenginlere ve zenginlerin sofralarına heves etti buyuruyor İmam Rabbani Kuddüsesi Ruh. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Başımıza büyük bir musibet geldiğinde diyorsunuz sünnettir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani İmam Rabbani Kuddüsesi Ruhu, bu kardeşimizin başına nasıl bir büyük bir musibet geldi ki inna lillah ve inna ileyhi raciun buyuruyor. Ma eb'adehu anil fehmi, akıldan ne uzak, ne kadar uzak. Fe in hasale, şayet meydana geliyorsa fi sohbetil agniyai, zenginlerin arasında bulunmakla hasıl oluyorsa, gayetü terakki, son derece yükselmek fi dünya. Dünyada belli bir mertebeye gelebiliyorsa, geliyorsa, gelmek hasıl oluyorsa, yasiru ezariyen. Yani zenginlik olur, zengin olur, belli bir yere gelir, zenginlerin arasındasın, onların lokmalarından istifade edersin. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki فَاِنْ بَلَغْتُمْ فَرَضَ, farz edelim ki ulaştınız. Nereye? مَنْصِبَ الْمَانْكِ سَنْكِيِّ, yani böyle baş adam, seni baş adam yaptılar. Onlarla otura kalka, onların meclislerinde buluna buluna seni tam böyle baş adam yaptılar, bir rütbe sahibi oldun. تَفَكَّرُوا, iyi düşünün diyor İmam Rabbani Kuddüsesi Ruh. تَفَكَّرُوا اِذَنْ, o takdirde düşünün bakalım. Baş oldunuz, belli bir makam mevki sahibi oldunuz. Ma yahsulu lekum minhu. Ma ne yahsulu, hasıl olur lekum sincin minhu. Bundan ne ele geçer? Yani farz edelim, zenginlerin arasında bulunuyorsunuz. Bir rütbe sahibi oldunuz. Dünya size kapıları açtı. Hatırlarsınız. Hocalarımız hep anlatıyorlar. Mel fakra akhşa aleykum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Mel fakra akhşa aleykum. Fakirlikten size korkmuyor. Yani size fakirliğin gelmesinden asla korkmuyor. Velakin akhşa aleykum en tubsata lekum ed-dunya fetenafesu fiha kema tenafesu. Lakin size, sizin üzerinizdeki korkum aleyhissalatu vesselam efendimiz, dünya size kapılarını açar da siz de o dünyaya dalarsınız ve
ahiret Mevla'yı unutursunuz. Asıl korkum bu, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim muhafaza buyursun inşallah. Ne ele geçecek? Baş adam yaptılar seni. Bir makama getirdiler, bir mevki sahibi oldun. Ve eyyü haşmetin, hangi efendim makamı tektesibune minhu, bundan elde edeceksiniz. Ve lukumetül hubzi, ekmek lokması, bir lokma ekmek. Kânet idi, tasılı ulaşıyordu fil fakri, fakirlikte de eydan. Yani şimdi zengin oldun, farklı bir şey mi yiyorsun? Yine miden bir lokma ekmekle doyuyor. E o zaman da doyuyordu zaten. Öl'an, şimdi ise te'ekulûne lokmeten esmene minha. Şimdi ise biraz daha yağlı yiyorsun diyor İmam Rabbani. Daha önce yiyordun zaten. E şimdi biraz daha ekmeğin yağlandı. Kuru ekmek yerken yağlı ekmek yemeye başladın. Fezâke fâteh. E o kuru ekmek yerken geçmedi mi? Geçti. E ve hâze eydan yefûd. Bu da geçecek. O ebedi kalmayacak ki, bu da geçecek diyor İmam Rabbani Kudüs'e. O zaman tercih edilmeye şayan olur mu bu dünya? Demek istiyor yani. Velakin lakin tefekkeru, iyi tefekkür edin, iyi düşünün. Ve teemmelu, iyi teemmül edin ki eyyü emrin yadî'u, neyi zayi ediyoruz. Ve yehrucu min yedikum, elinizden neler çıkıp gidiyor. Bunu iyi teemmül ve tefekkür etmek lazım. Ve tasîrûne, ve intikal ediyorsunuz. Eflesel verâ, yani aslında en müflisi olmaya intikal ediyorsunuz. Ama siz bunu kendiniz seçtiniz, siz istediniz. Râdî bi'd-darar lâ yestahikku'n-nazar diye bir kaide vardır, bir söz vardır. Zarara razı olan, yani hani bizim Türkçemizde kendi düşen ağlamaz tabirini İmam Rabbani Hazretleri. Râdî bi'd-darar, zarara razı olan lâ yestahikku'n-nazara, kendisine nazar etmeyi hak etmez. Yani bizden söylemesi. Ve haythu, madem ki ubtuliyetun bizalik, bununla imtihan edildiniz. Böyle bir imtihan geldi başınıza. O halde madem yaptınız bir hata diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani oldu bir kere. O halde fealeykum es-sa'yu, o zaman gayret edin ki hatta la yahruca tariqul istikame. En azından gayret edelim de ne olmasın, istikamet yolu çıkmasın. Veltizamu şeriatı, şeriata yapışmak çıkmasın. Nereden? Min yedikum. Hiç olmazsa şeriattan ayrılmak elinizden uçup gitmesin. Madem oldu bir kere, böyle bir şey oldu. Yaptınız böyle bir yanlış İmam Rabbani Hazretleri. Böyle bir imtihana tabi tutuldunuz. Hiç olmazsa dikkat edin de şeriat elimizden uçup gitmesin. İstikamet yolu bizden ayrılmasın. Ve la yaka'al futuru eyda. Yine bir gevşeklik meydana gelmesin. Ne usta fi şuğlil batini. Tarikat derslerimizde batının meşguliyetlerinde de bir futur, bir gevşeklik meydana gelmesin. Her ne kadar ve inkâne cem'uhu bid-dünyâ müşkilen. Her ne kadar ve inkâne olsa da cem'uhu, bu ahireti ve kalp meşguliyetini, yani bu tarikat dersini bid-dünyâ, dünya ile müşkilen, dünya ile bir arada tutmak zor olsa da, ama yine de gayret edelim. Niçin? Niye zor? لِكَوْنِهِ جَمْعَدْدَيْنِ. Çünkü iki zıddı bir araya toplamak zordur. Med dünya vel ahire illa darratan, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ve ahiret iki kuma gibidir. İki kumanın birisini razı etsen öbürünü daraltırsın. Onu razı etsen bunu daraltırsın. İki kuma gibidir. Dolayısıyla ikisini razı etmek, aynı anda bir araya toplamak zordur. Onun için diyor İmam Rabbani Kuddüsü, hem ahiret adamı olacaksın sen diyor, ama hem de dünyadan da vazgeçmeyeceksin. Yani bu gerçekten zor buyuruyor. Ama velakin lemma ihtartum, ne zaman ki siz seçtiniz, hazel vada'a aleykum, böyle bir sorumluluğu, böyle bir yükün altına girdiniz. Ne sebebiyle? Bi ihtiyari hizmeti deruban, yani bir kapıcılık hizmetini tercih etmekle böyle bir sorumluluğun veya böyle bir yükün altına girdiniz. İn sıhhat niyetukum, yine niyetiniz sahihse, fehiye dahiletun fil gazvi, yine bu gazaya dahildir. Ve daha nedir? Amelun hasenun, güzel bir ameldir. Şimdi bunu, bu mektubu hakikaten iyi tefekkür etmek lazım. Özellikle bizim hoca arkadaşlar, bizler.
mektubu iyi düşünmemiz lazım. Bakıyoruz şimdi, yani son yıllarda bu çok daha fazla olmaya başladı. Efendim, tekamülde okuyan hoca arkadaşların gözü hep imamlıkta. İhtisaslı okuyan hoca arkadaşların gözü hep efendim bilmem Diyanet kadrolarında. Şayet biz bu kapıda hizmet etmeye orayı tercih ediyorsak buraya gireriz. Ama tabii müstesnalar yok mu? İlla ki var. İçimizde hamdolsun öyle hocalarımız var ki her ikisini bir arada götürebiliyor. Ama sadece yani ben efendim medresede vazife yaptığım halde, medresede okuttuğum halde efendim biraz ekmeğim kurudu diye yağlı tarafı tercih ediyorsam buraya gireriz kıymetli kardeşlerim, kıymetli hocalarım. Onun için iyi düşünmek lazım. Böyle bir kapıya Allah bize hizmet etme şerefiyle şereflendirmiş. Bu kapının bir neferi etmiş bizi. Ama biz kalkıyoruz, tekamül okuduktan sonra soluğu Diyanet'te alıyoruz. Soluğu ilahiyatta alıyoruz. Soluğu vesaire yerlerde. Neden? Neden? Bunu iyi düşünmek lazım. Allah bize böyle bir kapı nasip etmiş. Böyle bir kapıda hizmet imkanı Rabbim bize o şerefi sunmuş. Biz bakıyoruz farklı yerlerde yerimizi alabiliyoruz kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala bu usta bizleri uyanık eylesin inşallah. Velakin onun için İmam Rabbani de buyurdu ya, hani niyetin salihse, hocam ben evet imamlıkla beraber medreseyi ihmal etmem, cemaati ihmal etmem, Efendi Hazretimizin bize vermiş olduğu vazifeyi yaparım diyorsa alel ra'si vel ayn. O zaman güzel bir ameldir diyor İmam Rabbani. Velakin tashihun niyeti müşkilun. Ama niyeti tashih, niyeti düzgün etmek zordur diyor İmam Rabbani kuddüsesi ruhu. وَالْيَوْمَ bugün entüm siz fi هَذِهِ الْخِدْمَةِ اللَّتِي لَهَا حُسْنٌ فِي الْجُمْلَةِ. Yani bugün evet güzel bir hizmettesiniz. Yani kendinizce güzel addediğiniz, az da olsa güzelliği olan bir hizmettesiniz. Ama وَلَعَلَّ غَدًا, yarın ne olacağı belli olmaz. يَأْمُرُونَكُمْ, size öyle bir iş emrederler ki bir hizmetin uhra, başka bir hizmete sizi getirirler. Öyle bir hizmet ki تَكُونُ عَيْنَ الْوَبَالِ, vebalin ta kendisi olacak. Bir hizmete alet olabilirsin. Müftü oldun, tamam. Vaiz oldun, tamam. Ama yarın sana senden öyle bir şey isterler ki ta vebalin ta kendisi, ne sebep olursun buyuruyor İmam Rabbani. Ve bil cümle hulasa. Özet, el emru müşkilun. İş zordur. Burada biz neyi bulamadık da başka yerde aramaya başladık kıymetli kardeşlerim. Yembeği etteyakkuzu, uyanık olmak lazım. اَعْلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ, elçiye zeval olmaz. Benden söylemesi buyuruyor İmam Rabbani. وَالسَّلَامُ, selam sizin üzerinize olsun. 3. cilt 55. mektup. Allah'ım tesirini halk eylesin inşallah. Mevlana İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddüsesi Ruhu rivayettir Zebur'dan, fe'teqidni enel matlugu fatlubni tecidni fe in tatlub sivai lem tecidni enel rahmanu fatlubni tecidni. Sivadan kıl firar, hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Allah cümlemizi sivalardan açabilmeye muvaffak eylesin inşallah. Okuduklarımızla, dinlediklerimizle amele bizleri muvaffak eylesin. Yavrularımızı, çoluğumuz, çocuğumuzu bu yoldan bizi ayırmasın inşallah. Ölünceye kadar, son nefesimize kadar bu kapıda bekçilik edebilmeyi, bu kapıda çöpçü olmak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin farklı ifadeleriyle başka yerlerde baş tacı edilmekten çok daha evladır buyuruyor. Allah-u Teala bunun muhafazaya bizleri hepimizi muvaffak eylesin inşallah. El-Fatiha.